Aylardır o sistemi konuşuyoruz. Birinci elden soracağız kime? Sıradaki konumuza üniversite öğrencileri tarafından kurulan TAF Network eğitim ve bilim üzerine çalışmalar bir sivil toplum kuruluşu. Geçen cumartesi günü de yarının eğitim zirvesini gerçekleştirdiler Boğaziçi Üniversitesi'nde. Finlandiya eski eğitim bakanı orada konuştu. Sayın Bakan Krista Kiuru stüdyo konuğumuz. Welcome. It's good to have you. Hoş geldiniz. Sizi ağırlamak büyük zevk. Çok teşekkür ediyorum. Enteresan bir örnek aslında Finlandiya'da yaptıklarınız ve biz de Türkiye'de bir yılı aşkın bir süredir konuşuyoruz eğitim sistemini. Finlandiya eğitim sisteminin sırrı nedir? PISA sonuçlarında değişimi getiren bu sır nedir? Çok uzun bir başarı hikayesi aslına bakarsanız. Çünkü bizler farklı siyasi partiler arasında bir mutabakat oluşturduk toplum içerisinde de. Yani evrensel bir okul sistemi. Aynı müfredatın uygulanması, ücretsiz bir şekilde aynı müfredatın uygulanması konusunda mutabakat sağlandı. Ve bu önemli bir andı. 1960'ların sonunda temel yaklaşım üzerinde mutabakat sağlamak. Bu güzel bir sistem, iyi bir sistem. Çünkü herkesin potansiyelini anlayıp fark ediyorsunuz ve bütün çocukların kendi potansiyellerini kullanabileceklerini gösteriyor, destek alabilirse. Küçük sınıf mevcutları ve master'ı olan öğretmenlerin destek verdiği bir sistem. Dolayısıyla 10 yılları aşkın bir süreçten bahsediyoruz. Evet, peki Türkiye için reçeteniz nedir? Şimdi herkes Finlandiya sistemini Türkiye'de istiyor. Ama bir gecede değişmiyor bu. Mutabakatın sağlanması lazım, çabanın gösterilmesi lazım. Temel sırrı nedir? Nereden başlamak lazım? Eğer Finlandiya'daki gibi bir sistem oluşturmak istiyorsak. Yani Türkiye elbette büyük bir ülke, büyük bir genç nüfusu var. Sizin başarı için reçeteniz nedir? Kolay bir soru değil bu açıdan bakıldığında. Yani pek çok kişi soruyor. Yani acaba Finlandiya sistemi doğrudan alıp uygulayabilir miyiz diye soruyor. Ama eğitim sisteminin kültür bazlı bir sistem olduğunu anlamak gerekiyor. En iyi uygulamaları uyumlaştırmanız lazım. Kültüre uyumlu hale getirmeniz lazım. Ve Finlandiya eğitim sisteminde tabii ki kültürle de bağlantılı bir sistem ve Finlandiya'da toplum içerisinde okulu eğitim sistemini desteklemek adına bir güven oluşturmuş durumda ve başarının sırlarından bir tanesi de bu bizim eğitim sistemimizde. Bir diğeri de şu, ben şuna inanıyorum, öyle bir okul sisteminiz olmalı ki herkesin, her çocuğun başarılı olabilmesi sağlanmalı. Ve bu asıl fark yaratan şey bu. Çünkü Asya okullarına bakacak olursanız başarılı performans oranları görüyorsunuz ama ikinci bir soru sormanız gereken acaba çok mu şey istiyoruz? Yani çocuklar büyük stres altında oluyor ve ortalama saate bakın ya da işte harcanan paraya bakacak olursanız Finlandiya iyi sonuçlar elde ediyor. Pek çok gencin inovatif olabilme, yaratıcı olabilmeye zamanı oluyor ama bütün Batı demokrasileri gibi bizim de önümüzde bazı sıkıntılar var. Çünkü insanların artık öğrenme konusunda motivasyonu eskisi gibi değil. Yani öğrenmeyi öğrenmek her zamankinden çok daha önemli, çok daha değerli. Artık eski sistemdeki gibi bir sistem, okul sistemi olamaz. Dolayısıyla ciddiye almamız gerekiyor bu önümüzdeki sıkıntıları, tehditleri de. Teknolojiden mi söz ediyorsunuz? Çok çabuk her şey değişiyor. Okullarsa, eğitim sistemi ise her gün yaşadığımız bu değişikliklerle kıyaslandığında çok yavaş değişiyor. Şimdi her şey çok hızlı gelişiyor ama eğitim, okul yavaş ilerliyor. Yani bir sonuç almak istiyorsanız bunun yaptığınız değişikliğin ödülünü çok sonraları alırsınız. Dolayısıyla gençlerin içinde yaşadığı koşulları çok iyi anlamak lazım ve bu öğrenme keyfinin altını çizmek lazım, ona odaklanmak lazım. Ve bir yandan da sistemde bu müfredatın altını çizerken bir yandan da nasıl öğreteceğiz bunu çocuklara yeni dönem
dönemde şimdiki koşullarda ayakta kalabilmek için ne gibi değişiklikler yapmak lazım, ona bakıyoruz. Şimdi sınav sisteminde de büyük tartışma var Türkiye içerisinde. Siz de söylediniz, çocuklar üzerinde çok büyük baskı var, stres var Asya sistemindeki gibi. Bizde de mesela nüfus fazla. Türkiye'de ezber sistemi işe yarıyor diyenler var. Türkiye acaba sizin yaptığınız, sizin uyguladığınız bu sistemin bazı unsurlarını alabilir mi? Ya da sınıflarda teknolojinin kullanılması, kullanılmaması, siz nasıl tercihlerde bulunuyorsunuz kendi sisteminizde? Çok önemli sorular bu soruların hepsi. İsterseniz yaratıcılıkla birazcık başlayalım. Biz bazen çocukların bütün zamanını almamamız gerektiğini bazen unutuyoruz. Yani şöyle, Asya'da evet başarılı performans oranları geliyor ama bunun toplumun bunun karşısında ödediği bedel çok fazla oluyor. Bu nedenle okul sisteminde herkesin kabul edildiği ve herkesin bir konuda, bir alanda başarılı olabildiği, kendine saygı duyabildiği ve birey olarak daha güçlü olabildiği bir sistemin olması lazım. Ve bu becerileri de öğretebildiğimiz bir okul sistemi lazım. Yani sadece Fransızcayı değil ya da bazı konularda çok detaylı, çok ayrıntılı bilgiler öğretmek yeterli değil. Tabii ki evet, iyi matematik becerilerini çocuğa kazandıracaksınız. Ya da dil becerisini kazandıracaksınız ama bazen gençlerin de kendilerine ayrılan ya da bir birey olarak gelişmesi için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu gerçeğini bazen görmezden geliyoruz, bunu unutuyoruz. Ve sorunuza dönecek olursak, ben sınav sistemine çok fazla inanmıyorum. Yani başarıyı, performansı ölçen bir ölçü olarak çok fazla bu sisteme inanmıyorum. Kritik düşünebilme becerisini öğretebilmek çok daha önemli. Yani, ve bunu da sadece 5 saniye içerisinde Google'dan aratamazsınız. Bu çok önemli. Çok çok teşekkürler geldiğiniz için. Bir kez daha görüşmek üzere. Finlandiya sistemin daha ayrıntılarıyla öğrenebiliriz gelecekte de inşallah. Çok teşekkürler.